İyi akşamlar değerli dostlar, tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Bugün ülkemizde gündem olan Siyalarımız tarafından Amerika'nın Yunanistan'a yaptığı sevkiyatın görüntülenmesi Yunanistan meclisinde de gündem olmuş durumda. Haberin başlığı köşede bizi bekliyorlar başlığı atılmış. Türk karteli Aksunguryasının adalarımızda yeni Yunan tomalarının transferini izlediği yönünde Yunan meclisinde bu başlık atılmış. Burada Amerika Birleşik Devletleri dede ağaçça Yunanistan'a hibe silah veriyor ve bunlar Lozan'a göre silahsız askersiz olması gereken Midilli ve Sisam adalarına teslim ediliyor. Amerika hibe anlaşmasında silahların kullanılacağı yeri işaret etmezken dolayısıyla Türkiye'ye karşı kullanması da gündemde. Yunanistan medyası şu ifadeyi kullanıyor. Kim gelip gitse bile Yunanistan'ın Ege'de donattığı kara alanlarının gece gündüz Türkiye tarafından kaydedildiği belirtilirken adalara gelip gidenler bile an ve an kayıt altına alınıyor. Aksungun insansız hava aracının Yunanistan'ın Ege'de attığı her adımın röntgenini çektiği belirtilmiş. Türklerin hazırladıkları açıktır ve bizi Amerika'da ve NATO'da suçlamak istiyorlar. Türk Deniz Kuvvetleri filosunda 16 adet taarruz iyası bulunmakta. Bunların sayısı 17'ye çıkacak. 60 saatten fazla sürekli gözetim sağlayan ve sonar izleme yeteneğine sahip olan Aksungur, düşman denizaltılara karşı çeşitli operasyonlarda kullanılıyor. Türk savunma sanayisinin su üstü birimleri ve denizaltılardan oluşan münasır göreve sahip olacak İHA'ları hazırladıklarına dair haberler geliyor. Atina geçtiğimiz aylarda tamamen gizlilik içerisinde adalara Türk insansız hava araçlarına karşı şemsiye sistemi kuruyor. Konuşlanmakta olan İsrail teknoloji sisteminin potansiyel düşman uçuş yeteneğine müdahale edecek şekilde çalıştığı da hatırlatılmış. Bu arada Dostlar Anadolu Ajansı bugün önemli bir gelişmeyi aktarıyor. Türk savunma sanayisinde yerleştirme çalışmaları devam ederken Anadolu Ajansı nüfuz edici bombayı görüntülüyor nüfuz edici bombanın artık kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Enerjetik malzemelerle doldurulduğu notu da düşünmüş. Yüksek patlayıcılarla özellikle RDX, HMX ve CMX gibi kimyasallarla üretimine başlanmış durumda. Türkiye bu sayede yeni nesil patlayıcı üretim yeteneğinde önemli bir adım atıyor. Tabii ki de makine ve kimya endüstrisinin yerli olarak geliştirdiği üründen bahsediyoruz. Şirket hava kuvvetlerine kısa sürede yüzden fazla teslimat gerçekleştirdi. Güney Azerbaycan'a gidiyoruz. Güney Azerbaycan'da Kereç ilinde yaşayan Türk kızının yani Hadis Necefi'nin son protestolarda İran ordusu tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Dün 6 kurşunla öldürülen Türk asıllı kızı görmektesiniz. Instagram hesabında Türkçe olarak Doldur şimdi yerimi başka ben varsa şeklinde sloganın yazıldığı da dikkat çekiyor. Daha sonrasında kendisi İran polisi tarafından öldürülmüş durumda. Belçika'ya gidiyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de elektrik idaresi Engie binasının önünde bir grubun toplandığı yaklaşık 200 sarı yeleklinin enerji fiyatlarının düşürülmesi için gösteri yaptığı haber aktarılıyor. Rusya'da Dağıstan'a gidiyoruz. Dağıstan'da bazı kadınların çocuklarını Ukrayna'da savaşa göndermemek için eylem yaptığı Rus güvenlik güçlerinin de eyleme müdahale ettiği belirtiliyor. Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Rusya'da yapılan kamuoyu araştırmalarında da halkın %80'i Putin'e desteklerken kısmi seferberlikten sonra Ruslar tek tek ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kazakistan sınırından yeni görüntüler paylaşılmış.